Hocam diyor, eşim diyor Zeytinburnu'nda diyor bir hastanede iş başvurusu yapmış. Eşim Zeytinburnu'nda bir hastanede iş başvurusu yaptı. Fakat başörtüsünü çıkarırsa aksi takdirde işe alınmayacağı söylendi. Bu zulüm nedir? Ne zaman sona erecek? Adem Aydın. Benim aklım almıyor bu iş. Yani nasıl bir vicdandır? Yani bir hanım başını örtmek de isteyebilir, açmak da isteyebilir. Ne mahsuru var ya? Ne mahsuru var? Örtsün başını, ne güzel. O şekilde girsin, çalışsın. Ne mahsuru var ya? Ki yani hastanede zaten ayrıca zaruridir de başörtüsü. Zaruridir de yani. Tabii yani hijyen açısından da zaruri zaten. Yani birçok hasta bakacağının başörtülüdür. Doktorlar bile başlarını kapatıyorlar. Değil mi? Tabii. Ne mahsuru var? Yani vicdana uygun bir hareket değil bu. Yani vicdanla değerlendirecekler. Allah'tan korkacaklar. Bu yanlışlığı yapmayacaklar. Başörtü. Ya insan iftiharla alır ya. İftiharla. Severek alırsın. Değil mi? Tabii inşallah. Çünkü bir hanımın mağdur edilmesi ne acı bir şeydir ya. Ne kadar acayip bir şeydir. Yani onu mahcup etmek, onu tedirgin etmek, onu rencide etmek çok günah. Çok yanlış. Ne karışıyorsun? Başörtü. Tamam elleme başörtülü gelsin. Ne güzel. Nurdur, berekettir. Hoşnutluktur. Değil mi? İnşallah hocam. İnşallah. Başörtülü hanımları özellikle işe alsın kardeşlerim. Çok ayıptır. Çok ayıptır. Mağdur etmeyin. Hem ayıp hem günah. Ya ne kadar tedirgin olur çocuklar oradaki abim. Seni işe almıyorum. Niye? Başörtüm vardı onun için. Daha ne istiyorsun? Ne güzel işte. Değil mi? Ne güzel. Inşallah. Maşallah. Yani ben ayıplıyorum. Kim yapıyorsa ayıplıyorum. Yani başka açıklaması yok.